Bu kadar kötü olmasını beklemiyordum ya gerçekten bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Son yıllarda gerçekten çok fazla oyun filmleri film oyunları çıkmaya başladı Hatta yakın zamanda kötü bir örnek olarak borderlands çıkmıştı. Fakat e, hani biraz azalır falan diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Evet, bilmiyorsanız dün Minecraft filminin yıllardır beklenen ve ne olduğunu anlamadığımız, nasıl bir film olduğunu anlamadığımız bir film olan Minecraft filminin fragmanı yayınlandı. Ve işte hiç beklenildiği gibi gitmedi belli ki. Çünkü gerçekten berbat bir şey gördük. Firmalar maalesef ki popüler şeyleri sömürmeyi çok fazla seviyor. Bunun ne kadar iyi örnekleri olsa da işte Mario filmi olsun, başka ne vardı ya? Sonic. Sonic çok güzel bir örneğiydi. Galiba üçlemesi çıkan ilk oyun filmi kendisi. Çok güzel örnekleri olsa da Borderlands gibi çok kötü örnekleri de vardı. Ve şimdi belli ki ona bir şey daha eklenecek ki Minecraft filmi berbat gözüküyor. Gerçekten gördüğüm en kötü şeylerden biri olarak gözüküyor. Ben bu filmin sızıntısının shortsunu yapmıştım arkadaşlar. Bakın Instagram'da 500 bin izlenmiş kendisi. Youtube'da buna telif attılar. Ulan bir ay sonra madem filmi göstereceksiniz niye telif attınız? Hatta kanalıma ihtar attılar. Evet. Umarım filminiz batar. Bu gidişi zaten batacak şimdi o da var da. Şimdi bu videoda söylediğim her şey bakın her şey bu sızıntılardaki her şey %100 doğru çıktı. Ve fragmanda hepsini görebiliyorsunuz. İşte Steve Jack Black hikayesi tamamıyla belli şekilde olmuş. Bütün görüntüler tamamıyla aynıydı. Bu bile zaten fragman direkt açılış sahnelerinde vardı. Ve gelin şu fragmanı ilk defası size ver, izleyelim ve bir üstüne konuşalım. Şimdi şöyle küçültüp sağ üstte koyacağım. Çünkü dalga geçeceğimiz için büyük ihtimal telif falan atabilirler. Onun rengini mengini değiştireceğim. Ama gene de bunun hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü dalga geçirmeyi hak ediyorsunuz. Şimdi bu görüntü... Oo, oh, oraya geleceğiz, geleceğiz. Bu görüntüden anlıyoruz ki film aslında böyle gerçekle Minecraft'ı birleştirmeye çalışan bir film. Çünkü böyle Minecraft animasyonluğu yok. Sanki Minecraft'ta çok gerçekçi bir texture pack indirmişsiniz havası verilmiş. Al işte karakterlere bak ya. Vallahi yapacağınız işe ya. Aha, aha ilk sıkıntımız bu. Şimdi bildiğiniz üzere bak ben Minecraft'ı çok oynamadım. Yani çok da sevmem o tarz oyunları iyi oyunlar ama benlik değildir. Ama ben bile şunu biliyorum. Hani tamam bu filmden para kazanmak için bunu büyük mal zorla yaptınız ama ben bile şunu biliyorum. Zaten herkes biliyordur da. Portal neden mavi? Eğer ki şu Ayater modunu yapmayacaklarsa bu portalın mavi olmasının hiçbir anlamı yok. Bak karakterlere bak ya. Ya bu adam niye böyle? Şimdi çoğu kişi bu adam sızdırıldığı zaman hani Minecraft filmde oynayacak dendiği zaman bu adamın Steve yani Jason Momoa'nın Steve oynayacağını söylemiş Derdi. Adam sanki Barbie filmine çekimlerine gidecekken Minecraft'a katılmış gibi. Niye böyle giyiniyor abi bu adam? Al işte şunun, şuna bak. bak. Bir saniye. Ses tas... Ooo videolarımda bile ben şarkılara bundan daha fazla uğraşıyorum. Sesin kapanışına bakın. Hani buna bile uğraşmamışlar. Gerçekten kafaya taktığım için değil. Kötülemek için kötülemiyorum. Şu şarkının bitimlerine ben videolarda daha çok uğraşıyorum. Ki çoğunuz fark etmemenize rağmen. Bak şimdi. Şarkıyı nasıl bitirmişler bir anda? Gerçekten vatta. Bunu elinde tesarak mı tutuyorsun? Şimdi buradaki karakter tasarımları gerçekten berbat. Benim tahminime göre büyük ihtimal şu Minecraft'taki her kostümü giyebilme özelliği var ya. Benim karakterim Trevor Phillips mesela. Onu tekrarlaştırmaya çalışmışlar da. Ya hani bu kadar ya bir de arkadaki ağaçlara falan bak ya. Da kostümleri gerçekten çok kötü olmuş. Mesela şu kız çok normal. Bu çocuk da çok normal. Jason Momoa regular show karakteri gibi duruyor. Bu kadını büyük ihtimal niye eklediğini biliyorsunuzdur. Volkluk'tan dolayı. Ya yani çok fazla işte skin değiştirme olayını böyle tasvir etmeye çalıştılarsa bile gerçekten berbat bir iş olmuş. Next. Oh, bak bak. Filmde bu tarz çok mantık hatası da var. Hani oyunu geliştirmiyor diye insanlar çok fazla çıldırıyor diye işte bir güncelleme getiriyorlar. Bir hayvan getiriyorlar. iki tane eşya getiriyorlar. Ki onu bile hatalı getiriyorlardı. Mesela bir sırt çantası bile getiremediler oyunu hala. Burada gördüğünüz üzere piglinler dünyaya gelmiş. Ki normalde piglinler dünyaya gelemiyormuş. Domuz adama dönüşüyorlarmış. Trap door yani tuzak kapılarını gaslara bağlayıp uçan balon yapmışlar. madem oyunun kurallarını bu kadar çiğneyecek siz niye Minecraft filmi yapıyorsunuz ki? Yani bu bu animasyon olması lazım. Böyle bir animasyon olması lazımdı. Bu animasyonluk bir görüntü. Aha aha en sevilmeyen yerde burası bak. Tekrar dedik yani madem Minecraft kurallarını çiğineceksin neden Minecraft filmi yapıyorsunuz. Buraya saçma sapan iki e, ingot, iki çubuk koyuyor bir vuruyor. Oyunda olmayan, oyunda olmayan bir şey yapıyor. Şimdi şu sahneyi biraz daha dikkatli izlemek istiyorum. Çünkü arkada farklı şeyler var. Ama öncelikle şu soldan başlayalım. Şurada kılıçlar var. Ve yani bunlar ne biçim bir dizayn seçimi abi. Yani oyuna mı benzesin gerçek hayatta cosplay mi yapıyoruz gibi bir şeyi tutturamadan berbat bir şey yapmışlar. Şu kılıçları cosplaylerin bin, cosplaylerin bin katlarına yapabildiğine eminim. Ulan oyuna benzesin bari ya. Bu ne abi böyle sanki jelibondan yapmışlar. Arkaya bakınca ilginç şeyler görebiliyorsunuz. TNT'ler tamam şu eşyalar tamam ama şu ayakkabılar ne mesela? setler de gerçekten çok ilginç ya. Bu filmin dizayn seçimiyle ne yap yapmayı planlamışlar hiçbir fikrim yok. Oo şimdi fark ettim kazak giyiyor. Oğlum adamlar adam tişört bile giymiyor kazak giyiyor. Gerçekten bu dizi dizi demişim bu bu film niye yapıyor bunlar ya? I Steve sen hiçbir şey olamazsın abim. Sen hiçbir şey olamazsın. Bu Jack Black ne oynarsa Jack Black oynuyor. Başka bir şey oynamıyor. Bu filmi nasıl yapmaları lazımdı biliyor musunuz? Minecraft Story Mode. Çıktığı zaman gerçekten büyük sükse getirmişti. Bayağı da aslında iyi bir oyundu ha. Minecraft'ı e, çok bozmadan iyi bir builder'ın, iyi bir redstonecu'nun yapabileceği tarz şeylerde oynayabiliyor mu? gibi hava veriyordu Minecraft Story Mode. Ama bu şey Minecraft üzerinden para kazanmaya çalışıyor ve berbat tasarım dizayn seçimleri yapmışlar. <laughs> Okay. Oh, Bu Allah'ım. Bu ne ya? Bu Minecraft. Of. sen şurayı bir daha izlemek istiyorum. İşte Bir sen bunun mantığı neydi tam olarak? Buradan çimen falan koyuluyor. Minecraft'ın logosu diye büyük ihtimal. Dönüyor. Bak lav geldi burada. Uzak bir şeyler geliyor. Uzaklaştığı anda o gidiyor orada. O zaman niye oraya onlar koyuldu? Oğlum çok saçma şey var yaptıkları her şeyi tamamıyla Minecraft severlerden para koparmak için yaptıkları o kadar belli ki hiçbir şey mi mantığı yok yani. Tipe bak. Bu da sinemada böyle sessizlik olanı gülme sahnesi değil mi? Bak bu olay olur. <gülüyor> <gülüyor> Hep de böyle oluyor bu arada sinemalarda. Nisan 4 evet. Evet arkadaşlar o büyük Minecraft filmi hatta benim sızıntılarını shorts yapacağım diye bakın video yapacağım bile değil. Shorts yaptım diye kanalıma ihtar yediğim o büyük Minecraft filmi hepimizin çok merak ettiği o Minecraft filmi saçma sapan dizayn seçimlerine sahip hepimizin cebinden parasını almaya çalışan hadi Minecraft filmi evet şimdi çocuklar kendi başına giremiyor diye aileleriyle gelsin ve bir bilet değil 3 bilet alsınlar gibi saçma sapan bir mantığa sahip bir filmmiş. Yani Türkiye'deki şu garip YouTuber filmleri var ya biraz ona da benziyor aslında. Üzücü böyle olmasını istemezdim. Ha gidecek miyim? Tabii ki de gideceğim. Çünkü videosunu çekip dalga geçmem lazım. Ne kadar Borderlands'e yapmamış olsam da bunu yapacağım. Evet benden bugün bu kadardı. Ee, bu filme gidip bence para kazandırmayın. Dalga geçmek için olsa bile gitmeyin derim ben.